Herkese merhaba. İstanbul Happy Mid'in girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Mid'in programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün konuğum Erik Blackthorn Obar ile birlikte geç dönem Osmanlı İstanbul'unda Kanto, Kanto'nun ortaya çıkışı ve Kanto'nun Osmanlı coğrafyasındaki serüveni üzerine konuşacağız. Hoş geldin Erik. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben birazcık kısaca hem Erik'ten bahsederek hem de Erik'in tezine dair kısa bir giriş yaparak başlamak istiyorum. Erik yüksek lisan tezini Sabancı Üniversitesi tarih bölümünde tamamladı. Tezinin tam adı Şarkı ve Sahne, Cinsiyet ve Millet. Geç Osmanlı döneminde İstanbul'da kantonun ortaya çıkması. Hali adıda ise çalışmalarına Kolombiya Üniversitesi'nde doktora çalışması olarak, ana maddede araştırma görevlisi olarak devam ediyor. Kanto meselesi aslında Osmanlı'nın hem çok kültürlü yapısını göstermesi hem de bu kültür coğrafyası içerisinde ne derece çok alt kültür dairesinin olduğunu bir de göstermesi bakımından e, oldukça önemli bir konu. Sen de zaten ilk olarak Osmanlı toplum yapısına dair e, Osmanlı'nın 19. yüzyılda nasıl bir görünüme sahip olduğunu anlatarak başlıyorsun, böyle bir giriş yapıyorsun. E, ben de birazcık hem konuyu başa sarmak hem de bir genel giriş yapmak üzere Kanto nedir? Kanto kelime nereden gelir? Ee, bunu sorarak bir giriş yapmak istiyorum. Tamam. Teşekkürler. Ee, okuyacağım ama çok canlı bir şekilde okuyacağım. O zaman <laughs> oyunculuk dersleri aldım. Ee, şey, her şeyden önce beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, burada olmaktan e, gerçekten mutluyum ve başlangıç için harika bir soru bu. Sanırım birçok insan kantoya ve kantoculara e, aşinadır ama Geçenlerde çok kültürlü bir arkadaşımdan bu konuda kalıme aldığım bir makaleyi okumasını rica etmiştim. Yani birkaç saat sonra dönüp bana dedi ki tamam fena değil gayet iyi aslında. Ama niye kantonun ne olduğunu bana baştan söylemedin ki? Tamam peki. Kısacası kanto geç 19. yüzyılda İstanbul'da gelişen mizahi ve erotik Türkçe bir müzikal kabare bu kabre çok kısa ve heyecanlı şarkılarla ve danslarla e, karakterize edilirdi ve Osmanlı döneminde Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak olduğu için e, kanto'nun ilk yıldızları genç, yoksul Rum ve Armeni kadınlardı tabii ki kanto erken cumhuriyet döneminde de devam etti. Ancak Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemindeki kanto, e, kantolara baktığımızda e, oldukça net farklılıklar görüyoruz. Cumhuriyete özellikle Müslüman Türk kadınlar sahneye çıkıp kanto icra etmeye e, başladılar. Ve üstelik radyo ve taş plaklar daha da yaygınlaşınca kanto değişikliğe uğradı komik sahneler, oyunculuk vesaire çoğu kaldırıldı. Ve yani muhtemelen e, yani seyircilerimiz en ünlü çağdaş kantocularından olan Nurhan Damcıoğlu'nun e, veya merhum Hüsvet anıyordu. tanıyordu. Diyebiliriz ki Nurhan Damcıoğlu'nun kantoları Cumhuriyet dönemi kantosuna yansıtır. Oysa bu söz komedi performansları Osmanlı'da kantosu ile benzerlikle göstermektedir. Sanırım bu konuya birazdan tekrar geri döneceğiz. Ve sorduğunuz ikinci soruya gelince, bence aslında bu da çok enteresan bir nokta. Kanto sözcüğü İtalyancadan Osmanlı Türkçesine geçti ve bu etimolojiden dolayı bazı eleştirmenler Kantonun tamamen İtalyan, otantik Osmanlı ve Türk kültürüne yani karşı bir kültürel türü e, olduğunu iddia etti. Ancak bu eleştiri bir yanlış anlamaya dayalıdır. Geç Osmanlı döneminde İstanbul'da her mesleğin, her esnafın kendi diyalekleri vardı ve tiyatral sanatçılar kendi diyaleklerinde konuşuyordu. Bu diyalekt İtalyanca ve Rumca kelimeler ile uyluyordu. Örneğin İtalyanca'da Bosco orman demektir. Halbuki tuluat sanatçıların dialektlerinde, dialektlerinde e, sahnenin arka planı Bosco deniliyordu. Kanto bu gibi kelimelere benziyordu. Karagöz oyunları gibi perde arkası müzikal performanslar için planıyordu. ve Zaman içinde bu perde arkası şarkılara ana cazibe odağı olacak ve bağımsız bir tiyatro tarzına dönüşecek. Zaten aslında Osmanlı'nın o imparatorluk kültürü içerisinde de birçok ıı, alıntı kelime alıp bunu evet. farklı anlamlarda kullandığı veya İtalyanca'da farklı iken İstanbul'da yaşayan İtalyanların Hı. onu farklı şekillerde kullanıldığını bir biliyoruz. Bunun birçok farklı örneği var. Evet. Bu anlamda kanto kelime de doğrudan bir alıntı değil de belki... İstanbul'da yaşayan e, gayrimüslimlerin kullandığı, yeniden adlandırdığı bir kelime olarak yaklaşmak mümkün. Hı hı. E, bir noktada peki aslında de, e, giriş yapmak istiyorum. Bu kanto kültürü nedir? İstanbul'da nasıl ortaya çıkmıştır? Birazcık kantonun ne olduğundan da bahsedelim. Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir eğlencedir? Ee, şey e, yani çok e, old culture'a ait bir eğlence. Yani hı hı. E, tabii ki zaman içinde kanto yani o sınıfa ait mahallelerden daha yani elit sınıfa ait mekanlara geçecek. Ama yani bu kökleri yani daima devam etti. Yani daima devam ediyordu. Yani köklerinden hiç kopmadan bir gelişme dönüşü var burada. Peki Kantonun orijinine dair neler, neler orijinal olarak nereden gelmedir bu kültür? Şey orijinal Kanton yani biraz karmaşık bir soru çünkü Kantonun doğuşu konusunda yani kaynaklarda biraz çelişkili bilgiler vardı. Yani Bazı kaynaklara göre Kanto Kadıköy'de Yoğurtçu Çayır'ın uh, ahşap, açık hava tiyatrolarında ilk kez uh, icra edilmiş. Ama bu kesinlikle mümkün olabilir tabii ki. Ama sanırım gerçek bir kültürel tarz olarak uh, 1880'li yıllarında uh, Galata ve Tophane'deki yani, müzik haller ve tuluat tiyatrolarında geliş olmalıdır. Ve zira en erken kaynaklarımız bu döneme, e, döneme dayanıyor. E, ve bu tiyatrolar genelde e, yani Rum asıllı komedyenler tarafından idare ediliyordu. Yani bunlar Avrupa tiyatrosu veya Amerikan tiyatrosu gibi e, isimleri olan me e, mekanlardı. Ve o zaman evet yani Armeni kültüründen, Rum kültüründen, Türk kültüründen çünkü Türkçe bir müzik hatası ve evet yani çok kozmopolit bir e, mekanlardan e, gelişti. Peki bir anda e, mekanlar konusunda gelelim. Hı. E, çünkü aslında geç dönem Osmanlı İstanbul'una baktığımızda bir... Devri için önemli, kimi alt kültüre hitap eden, kimi elit kültüre hitap eden birçok önemli e, mekan var. Otel var, buluşma yeri var, hı hı. E, devrin önemli bahçeleri var. Bu anlamda Osmanlı'nın 19. yüzyılda İstanbul'una baktığımda, başkentine, payitahtına e, baktığında oldukça dengin e, bir mekanlar söz fünsizler konusu. E, Kanto da bu noktada dediğin gibi biraz alt kültürden geliyor ancak belirli noktalarda Elit kategoriyle de elit e, kentimle de e, bir ortaklaşma, bir e, kentleşim konusu. Peki bu dönem İstanbul'una hmm. baktığımda e, kanto gövdeleriyle meşhur e, mekanlar, e, yerler, bahçeler, hmm. belki pavyonlar, kulüpler, bunlar nelerdir? Bunlarda neleri örnek olarak gösterebilirsin? Tamam tabii ki e, Bahsettiğim mekanlardan başka, e, şey özellikle yani. Avrupa tiyatrosu ve Amerikan tiyatrosu çok önemliydi. Ee, Amerikan tiyatrosu <laughs> çok kötü şöhreti kazandı. Dürdana <laughs> Hanım romanında Ahmet Betat Efendi bu tiyatrodan bahsediyor ilginç bir şekilde. Ee, adı neden Amerikan tiyatrosu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> ama yani tam e, şey yani eğlenceli bir yer olduğu söyleniyordu. Herkes birliğinmiş, herkes birbirini öldürmek istiyorlar. O zaman tıpkı Amerika gibi galiba. Ama e, şey, <laughs> o dönemde yani erken dönemde e, Peruz, Büyük Amelia, Küçük Amelia en önemli kantocular arasında e, sayılıyordu. Ve ilerleyen zamanlarda e, kanto Tepebaşı tiyatrosuna, e, Beyoğlu'nda var, variyete tiyatrosuna bahsettim e, yani Garden Bar e, yani karınbara taşındı e, ve çamlıca bahçeleri. Ve o zaman yani bu e, mekanlar evet yani tabii ki tam elit mekanlar değildi ama e, Galata'ya Galata nazaran tabii ki çok bir değişiklik var. Evet. Zaten bir Beyoğlu bölgesini düşündüğümüzde burayı genellikle ikiye ayırarak düşünmek daha doğru oluyor. Hı hı. Ee, özellikle o Galata bölgesi daha çok yan hırslıların ve evet. daha çok alt kültür ögelerinin ön plana çıktığı bir şehir hattı. Hı hı. Ee, ancak e, Galata'dan yukarıya doğru gidildikçe özellikle o bugünkü takdim bölgesine yaklaştıkça e, kültürün de farklılaştığını, e, daha farklı bir kitlenin söz dönüş olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Kantolukluklara veya İstanbul'daki gayrimenkullerin yaşama alanlarına baktığımızda da daha çok Galata'dan değil daha üst ketimlerin kendilerine mekân edildiğini söylemek mümkün. Tabii bu Kanto'dan bahsediyoruz, Kanto kültüründen bahsediyoruz. Her temel eğlence unsurunda olduğu gibi bunun da bir iddiacısı var. Özellikle Kanto iddian belirli bir ketim var veya farklı gruplardan küçük küçük gruplar var. 2019. bir yüzyıla bu kanto göstericilerini genellikle kimler izlerdi? Nasıl bir izleyici kitlesi söz konusuydu? Biraz da bundan bahsedelim istersen. Tabii ki. Tabii ki. Yani kültür tarihçiler için çok önemli bir soru bu. Çünkü mesela e, Tanzimat döneminde roman, romanın epistemolojik ve toplumsal etkisinden sık sık bahsediyoruz. Ama bu gibi yani kültürel türler, e, türlerin okuyucu kitlesi ...sadece aslında oldukça kısıtlıydı. Bu noktada... ...Kanto'ya baktığımızda... E, ...yani bu performansları, performansları... ...kim izliyordu sorusu... E, ...akla geliyor. E, neyse ki bununla ilgili... ...çok sayıda kanıt var. E, mesela Ahmet Rasim... E, ...bu konularda en güvenilir... ...rehberimiz. E, tabii ki betimlemelerin... E, ...bazısı komediye... ...komedinin yani etkisi için... Biraz abartılı, ama ne var ki en erken dönemlerinden itibaren kantonun bir e, şey genç kuşağın kültürü olduğunu anlatıyor bize e, ve sahlin, sahnelenen içerikler e, mesela şarkıcı, şarkılar seyircilerin tüy, tüylerini e, da yansıtıyordu mesela gemici kantolar vardı e, tulumbacı kantaları, esnaf kantolara bilmem ne. Ve ayrıca gölge ürününün etkisi altında olduğu için kantolarda bu gelenekten gelen çok çeşitli etnik tipleri görmek mümkündür. Örneğin Çingene kantoları, Arap kantoları, Laz kantoları ve e, Benim ilgim ise, ise bu konuda şu anda bir çalışma yapıyorum. Acım kantosunda yoğunlaşıyor. Ve Reşat Ekrem Koçu'nun anlattığı göre ee, gibi... Oh, tekrar <laughs> e, Reşat Ekrem Koçu'nun anlattığına göre gibi İstanbul'da yaşayan İranlı kahveciler, tütüncüler ve elçiler için Acem kantoları sahlanıyordu. Yani Acem kantosu gerçek İranlılar ile ee, burun buruna geliyordu ve içeriği bu bağlamda çalışıyordu. Ve Tanto bildiğimiz gibi Galata'dan, Galata'dan yani Şehzade başına taşındı. Ve Şehzade başına taşındıktan sonra Kanto seyirci kildesi, kildesine gerçekten genişletti. Kanto hakkında eleştirilerden geç Osmanlı dönemi, dönemi edebiyatında ve basınında onun aslında ne kadar yaygın olduğunu, oldukça popüler ve çok tartışmalı bir tür olduğunu uh, anlayabiliyoruz. Ee, anılarında Halide, Halide Edip adı var. Uh, çocukken kantocu Perusu gördü, gördüğünü anl anlatır. Ee, Ahmet Metat Efendi ise Jön Türk adlı romanından uh, romanında uh, bir düğün sahnesi uygular ve davetliler ne Alafranga ne de Alatürk'e müzikte Dans etmeyebilir. Her iki tür yani onlar için biraz fazla. Tüm davetliler dans edebileceği tek müzikal tür ise kanto ve kadınlar peruz gibi yani meşhur kantocuları taklit eder. O zaman yani çok çok yaygın bir bir şey yani edebiyatta, kültürde, basında. Ee, ve diğer taraftan Antoyu Sart menler vardı. Ee, 1914 yılında Yahya Kemal'in yazdığı üzere Kanto <laughs> Türkçe'ye girmiş rezil bir sanat üjümesidir. <laughs> yani nasıl bir ağır bir hakaret. Ee, aynı biçimde 1935 yılında Alizia e, Kanto'nun bir bela olduğunu iddia etti. yani Osmanlı elit kültürü edebiyatta, resimde, ilkelde, gerçekçiliğe itkide yani daha da ver, ver der, vermeye başlıyordu. Ama Kanto ise fantezi, yani yapaylı, aşırılığı aşırılı vurgulamaya devam ediyordu. ve bunun bu yüzden evet Şehzade başında yani daha yani e, ala e bir eğlence e, olarak gür, gür oldu. gür oldu. Burada belki şunu da söylemek lazım bir karşılaştırma da yapmak adına. E, mesela ilk olarak konuşmanın başında vurguladığın Ahmet Mithat Efendi ismi de Ahmet Rahat Mithat de aslında. Evet. E, alt kültür ögelerinden çok beklenen, e, çok fazla oralarda e, vakit geçiren ve bu tür eğlencelerden hoşlanan kişilikler. Dolayısıyla bu kişilerin bir gazete yanlarına da romanlarına da baktığında bunun ilgilerini görmemiz mümkün. E, i̇kinci bölümde Zikrettin Halit Nia Uşaklıgil İsmide, öte taraftan Yahya Kemal e, İsmide baktığında hı hı. E, tırnak hem elit kategoriden gelen ve e, ürettikleri edebiyat da, dünya görüşleri de, yaşantıları da görece bu alt kültürden unlak olan e, kişiler. Dolayısıyla aslında burada bir tür sınıfsal ilişkide söz konusu e, her iki taraf içerisinde. E, az önce e, iki önemli şeyden de bahsettim. Birincisi hem Bey olduğundaki kantı kültürü. İkincisi de bu kültürün Şehnade başına taşınması. Çünkü Şehnade başındaki izleyici Beyoğlu'ndan farklı bir izleyici. Çünkü orada artık Müslümanlar, Türkler de daha evet. e, yoğun bir şekilde bununla ilgilenmeye başlıyor. Buna birazdan geleceğim ama ben ilk olarak bir Beyoğlu'nu tamamlamak istiyorum. Çünkü e, Beyoğlu burada çok kilit bir yerde duruyor. Hem e, bu gösterilerin gö indirebilmesi açısından e, hem de lokasyon açısından. Peki Beyoğlu-Kanto ilişkisinden nasıl yorumlarsın? Tezini nasıl ele aldın? İlk olarak burayı bir tamamlayalım istersen. Tamam tabii ki. İlk zamanlarda Beyoğlu Kantocuların çoğu için bir semboldü Yani bir amaç. En büyük, en gösterişli tiyatrolar orada bulunuyordu. Eli ki Tophane ve Galata'nın yani hoyrat, kaba, tehlikeli or ortamında çalışan birçok kantocu yani yüksek kaldırımdan çıkıp, tünele binip, bey beyolunda mekanlarda kendilerini görmek istiyordu. Çok kısa bir mesafe olabilir ama ancak sembolik bir anlamda yani bir üçürümdü. Dürdane Hanım bahsettiğim gibi veya henüz 17 yaşında gibi romanların ana konusu. Bildiğiniz gibi bu sembolik mesafe Ve bu mesafenin endişi endişesi. E, nihayetinde biraz önce şey pardon. Nihayetinde e, birçok kantocu sahnesini yolunda icra edecektir. Ve Şişli, Nişantışı, Akaretler gibi diğer şık mühitlere taşınacaktır. Ama bir yolunda sahne alırken devletin daha fazla dikkatine takılmaya başladılar. Ve yeni kültürel tarzlarla rekabet ekmek e, durumunda kaldılar. Yani demek istedim şu ki, Şehzade Başı, yani Ala Broadway e Broadway olarak bilinirdi. Ve genelde orta, orada Ala e eğlenceler icra ediliyordu. Yani Karagöz gibi. Ancak Beyoğlu'nda özellikle 1920'li e, yıllarında kanto Gazla, Vaudeville, Swing müziğiyle veya diğer globalleşmiş, globalleşmiş Amerikan kültürel e, türleriyle rekabet içine girmiş oldu. Ve yani son olarak e, Mehmet Kentel gibi e, araştırmacıların e, belirttiği gibi Beyoğlu yani kozmopolit bir mekan tabii ki. Ama kozmopolit bir mekan olmasına rağmen bu kozmopolitanizm yani mülksüzleştirme, dışlanma ve eşitsizlik üzerine inşa edilmişti. Örneğin, e, Kanton'un en eski ezgileri roman müziğinin etkisi altında e, gelişmişti. Ama tepe başı tiyatrosu Yaşusu mesela, e, bulunduğu yalan roman nüfusun zorla kaldırılmasıyla açılmıştır. Yani özetle Kanto Beyoğlu'na girdiğinde eski bağlamından çok uzak. Yani daha geniş ama aynı zamanda daha geniş çeşitlilik pardon çeşitlilik çeşitlilikte etkilerle karşılaştı pardon. Yok rica ederim. Zaten burada da şunu görüyorum. Bir Beyoğlu zaten özellikle Avrupa'dan hmm. ve kimi noktalarda çok ender dolusu Amerika'dan Türkiye, Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına gelen unsurların ilk defa aslında kişilerle, insanlarla buluştuğu nokta. Dolayısıyla bir geçişkenliği de var. Her şey ilk olarak Beyoğlu'na gelir. Beyoğlu'nda kendine bir yer edinir veya etmez. Oradan da gerek İstanbul'un gerek de farklı coğrafyalarına dağılır. Dolayısıyla Beyoğlu'nun böyle bir kilit olma görevi de vardır. Bu hem o devrim bürokratikliği ile alakalı bir an devrin matbuat alemiyle alakalı bir anda tabii yazarlığın vakit geçirdiği coğrafya ile alakalı Dolayısıyla böyle bir noktası var. Şehnadibaşı bağlamında da dediğim gibi Şehnadibaşı altında Ala Türk'anın ve Müslüman Türklerin daha çok hakim olduğu onların eğlence anlayışının ön plana çıktığı bir coğrafya özellikle Ramazan eğlenceleri Şehnadibaşı'nda direkler arasında çok meşhurdur. Bu metela Ahmet Mithat'ta da Ahmet Rıza'nın da ilerleyen yıllarda Peyami Nefada da e, gazete yanılarına çok yansır. Bu anlamda önemli noktalara değindin. Bir de peki bu noktada değinmek dediğim bir diğer konu 19. yüzyıla baktığımızda bir çok fazla aslında tiyatro kumpanyası görüyoruz. Kanto kumpanyası görüyoruz. Bu bu kampanyalar devriyle ilgili çok şey söyleyen ve devrinde nasıl bir yapı olduğunu da bir de gösteren unsurlardan birisi. Dolayısıyla bir birlikte hareket etme anlayışını da göstermekte bakımında hakimiyeti. Çünkü bu insanlar Birlikte turnelere çıkıyorlar, birlikte vakit geçiriyorlar, birlikte bir kumpanya kurup oradan para kazanmaya çalışıyorlar. Böyle bir anlayış var. Peki, 19. yüzyıla gittiğimizde ön plana çıkan e, kanto kumpanyaları nelerdir? Bunlar nasıl bir sembolizasyonla alınabilir Buna dair ne dersin? Tabii ki. Çısağrı ee, şey. başında e, yani kantocular e, şehri, komik şehir Hı -hı. olan, Uh, ...Abdi, Şevki veya Kel Hasan gibi meşhur komedyenler uh, tiyatrolarını icra ediyorlardı. Hmm. Ve o zamanda, o, o dönemde vaudeville, müzikal gibi sözcükler çok uh, yaygın olmadığı için... ...bu tiyatrolar Hande eğlencehane hayalhane gibi çok ilginç isimlerle <laughs> anılırdı. Ama... Ee, şey en önemli kanto tiyatrosu bence e, sahneyi alem e, yani bu tiyatrodan bahsetmem gerek e, 1898 yılında bir grup kadın sanatçı cesare başında bu tiyatro kampanyası kurdu yani kadınlar tarafından sahip olunan ve işletilen bir tiyatro grubu ve şey, Kanto yani e, çünkü e, kanturcuların çoğu yani gazetim gibi Tulu kampanyaları için çalışıyordu ama bu işbirliği onların için yani kanturcular için e, bir hayli kötü kotu şartlar taşıyordu. Abdi gibi e, meşhur komedyenler sanatçılara bir dereceye kadar e, yasal koruma sağladı. Ara sıra fiziksel güvenlik daha e, dahi ayarladı ama sağladığı çalışma koşulları kanturcular için yani biraz istismar örüındiriyordu. E, bu nedenle Perüz Hanım e, ve çırakları 19 yüzyılın sonunda cesar'ın başında sahneyi alem e, kurdular, ve 1999 yılında kapı, kapatılmadan önce semtin en meşhur tiyatrolardan biriydi. Ee, Kadim dergisinde bu konuyu işleyen bir makalede kalemi aldım. Ee, bence çok ilginç bir konu bu. Çünkü sahne alem kantocular e, kantorcular örgütle, örgütlenebilirdiler. Ve kendi şarkılarını sahneyle e, sahnelendi. Ve bunun yanı sıra e, kadınları mahsus oyun, oyunlar ve aparatlar icra ettiler. Pürüz e, çok yenilikçi bir sanatçıydı. Yani drama, e, sinema ile e, yani deney yapmak istedi. Ve ne yazık ki ancak e, maalesef erkek yönetmeli, yönetmelerin e, çok ağır e, eleştirilerine e, maruz kalıyordu. Ve eleştiri, e, yani eleştirenler çoğunlukla sahne alan bir yani rezalethane, yani batakhane yani bir genel ev olarak e, görüyordu. Ve zaten sonunda e, ahlak polisi tarafından kapatıldı. Bununla birlikte sahne sahneyi alım yani mustakdel kanto yıldızları için bir yani antrenman sahası oldu. E, nihayetinde mesela küçük Virgin, Minyon Virgin gibi kantocuların yani birçoğu çok başarılı e, sanatçılar olacaktır. Zaten dediğin gibi burada iki tane temel mesele de ön plana çıkıyor imparatorluk kültürü içerisinde. Birincisi azınlıklar ve azınlıklara yaklaşım Hı -hı. meselesi. ikinci de zaten özellikle son yıllarda daha da çok tartışmaya açtığımız bu cinsiyetçilik meselesi var. Evet. Bu anlamda Kantu her ikisinin de kesinleştiği ve olumsuz anlamda çokça etkilendiği bir konu. Peki Tenet'te de vurguladığın bir diğer metalik, dikkat çekici konu Kanton'un dilinin Türkçe olması metaneti. Bence bu hem çok enteresan bir e, metnele hem de o imparatorluk kültürü içerisinde Türkçenin kimi noktalarda nasıl e, birleştirici, bütünleştirici olabileceğine dair de bir ipucu verme bakımından dikkat çekici bir konu. Çünkü bir e, konu ya yani programın da başında da bahsettiğim gibi Kanto'dan de hep sanki bir e, alınmış, uyarlanmış bir şey gibi düşünüyoruz ama aslında Kanto kültürü de, bu kültüre öne ayak olan e, dil de Türkçe ve İstanbul. Bu anlamda çok Hı -hı. yerel de bir şey etmiyoruz konusu. Hı -hı. E, peki Kanto'nun diline dair, Türkçe'ne dair neler söylersiniz? Süper bir soru. Müthiş bir soru gerçekten ama buna basit bir cevabını vermek mümkün değil. Çünkü e, şey yani dil meselesi çok karmaşık bir şey. Ee, Özellikle de 19. yüzyıl İstanbul konusu tabii, Yani dediğiniz gibi yani geç Osmanlı dön e, döneminde yani kantocular genellikle azınlıklar hmm. yani Yani Rum, Armeni ve Nadir'in Yahudi kadınlardı. Ancak kantonun dili Türkçeydi. Ve Cumhuriyet döneminde bu durum kanto hakkında eleştirel söylemde bir yer edindi. Yani eleştirmenler kantocuların Türkçe bilmediklerini, e, Türkçe şivelerin çok koyu olduğunu e, iddia etti. Oylaki ki Türkçeleri onlara göre neredeyse anlaşılmazdı. E, mesela Ahmet Rasim'in dediği gibi e, kanto saçma sapan söz töküntülerinden ibaretti. E, ve Cumhuriyet döneminde kanto bunun gibi ideolojik saldırılar, maruz kalmaya genel olarak devam etti. 1940 yılında bile mecliste milletvekili ve bestekar olan Osman Şefki Uludağ, e, konservatuarda Perüz Hanım'ın kantosunun ve daha bilmem ne e, istemiyoruz dedi yani mecliste. aslında Perus'un Türkçe'yi çok güzel telaffuz ettiğini biliyoruz. Ve öte yandan belki ben de oldukça belirgin bir yabancı aksanla konuşuyorum. O zaman sepetim var. Ama <laughs> ayrıca bu gibi aksanların Osmanlı eğlence kültürünün ayrılmaz bir parçasını e, oluşturduğunu unut, unutmamak e, lazım. Aksanlı konuşmalar gölge oyununun e, bir özelliğiydi, orta oyununun bir özelliğiydi. Asla bir problem veya bir bozukluk değildi yani. E, Haldun Dormen'in Kantocu adlı oyununu e, okuyanlar bilir. E, bu oyun esasen tamamen kusursuz, tamamen milliyetçi bir kantocunun hikayesini anlatır. Ve eserin kahramanı mükemmel, tertemiz bir Türkçe konuşuyor. E, çünkü çünkü Armeni değil. ...Armeni asıllı bir kadın gibi davranan bir tür. Oyun bu şekilde kosmopolit kantoya, kantoyu tek dili ulus devletle ulaştırmaya ulaşmaktadır. Ancak bu konuya ulaşmanın başka bir yolu var. Bence. Ee, yani Seyfi Dursunoğlu, Hüsvüz personasını yaratırken, yani kantolarında Armeni, Şi ve Sine, Vesini taklit etmeye çalışıyordu. ve tabii ki bu da bizi kültür yağmacılığı bir sorusu getiriyor ama onarıcı bir açıdan yani yaklaşmak istiyorum. Huysuz Virgin için bu aksan bir kusur değil. Özelliği, özellikte, özellikte. Pardon. Mizahın bir parçası, erotizmin bir parçası, e, kısacası türün ayrılmaz bir parçasındır. E, ikinci i̇kinci olarak bu üç, defa, üç bölümlü bir cevap. Ee, i̇kinci olarak kantorcular peki neden Türkçe yani şarkılar söyledi? Yani evet imparatorluk döneminde nadiren Arapça ve Farsça ifadeler görmek mümkündü. Ama Armenice ve Rumca kantolar hiç yoktu. Ve kantolar Osmanlı Türkçesiyle yazıldı. Bunun bence iki sebebi var. Birincisi seyirciler ağırlıklı olarak Türkçe konuşan Müslümanlardı. Karagöz, Köçek, Orta Esnaf Türküleri gibi kantonun etkisinde e, kaldığı sahne sanatlarının dili Türkçe. Bu açıdan bir mantık yürütülür. Bunun yanı sıra e, Armenice ve Rumca Kantoların eksil, e, eksikliği üzerine de düşünelim. İkinci Abdülhamid'in sansür rejimi, imparatorlukta kullanılan farklı dillerdeki müziği, müzik ve tiyatro türlerin gelişmesinde önemli bir yani etken oldu, engel oldu. E, Hemidiye olayları <laughs> ve 1897 yılında Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında e, Armenice ve Rumca yapılan tiyatro, Osmanlı hükümeti tarafından şüpheli olarak duruldu. Yani bu nedenle Türkçe nespeten güvenliydi. Ee, ve son olarak kantonun ana dili Türkçe olmasına rağmen etnik kantolar oynanırken, oynanırken performanslar o etnisite nin dilinden bazı basma sözcükler var. i̇fadeler kullanılırdı. Örneğin Acem kantosu icra edilirken kantocu İranlı kıyafetinde e, sahneye çıkar ve Acem şivesiyle şarkılarla e, şarkılar söylerdi. E, şarkıların söz da İranlıların egzotik niteliği üzerinde, üzerinde duruyordu. Ee, bu yüzden şarkılarda belirgin bir şekilde Farsçadan aktarılmış sözler kullanıyordu. Mesela Bade, Puser, Dühter, e, Mehpare gibi. Ve bu biçimde yani Acım kantosu, Çingene kantosu Laz ve Arap kantolara benzemektedir. Ve bu şu anlama geliyor ki e, kantonun esası Türkçe idi ancak söz tarzı ve ifade araçları bakımından bu Türkçe ile sınırlı değil. Yani çok aksine geniş kapsamlıydı. E, tıpkı 19. yüzyıl matbuat alemine, gazetelere, mecmualara baktığımda da karşılaştığımın gibi Anı değil belki Türkçe ancak bu Türkçe e, bugünkü Türkçeden daha farklı. E, özellikle Arapça ve Farsçadan, yerlerde Ermenice'den, e, Rumcadan, Fransızcadan, İngilizceden İtalyanca'dan kelime alan, kelime veren, e, dolayısıyla içerisinde kozmopolit kültüre dair birçok şey gösteren bir e, Türkçe'ci. Hmm. E, Kantoda da aslında buna paralel bir görünüm var. Buna e, ilave olarak da aslında e, tartışmalı bir konu olan şive konusu da tabii var. Yes. Bir de peki e, bu noktada artık biraz imparatorluktan cumhuriyete doğru geçmek istiyorum. Çünkü... Kantonun serüveninde de 20. yüzyılda bir takım kırılmalar meydana geliyor. Az önce de bahsettiğim gibi mesela işte Halit ya da daha sonra Yahya Kemal hem milli edebiyatın ve modern edebiyatın kurucu isimlerinden, önemli isimlerinden hem de yaklaşmakta olan cumhuriyete dair bir takım ifadeler kullanmakta yol yöntem bakımından da çarpıcı yetimler. Onların mesela bu kantoya dair olumsuz yaklaşımı belki bu noktada bir kırılma noktası veya bir gösterge olarak kabul edilebilir. Pekipten e, bu konuya çalışırken imparatorluktan cumhuriyete ve cumhuriyetten artık yavaş yavaş bugüne doğru giden derivende e, kanton nasıl değişti? Ne tür farklılıklara tabi tutulmuş? Bu konuya da değinebilirsin. Hmm, tabii. Cumhuriyet dönemi kanto su farklıydı ama kötü değildi yani. <laughs> yani hatta bir dereceye kadar Kanto'da yani Cumhuriyet döneminde ideolojik kavgalardan yararlandı. Osmanlı sanat müziği radyo yayınlarından kaldırıldığı zaman 1934'te sanat müziği yerine yetenekli müzisyenler ve bestekar kanto ve fantazi şarkıları yazmaya başladılar. Ee, ve kantonun güfteleri çok daha siyasal, e, ünsür, daha çok hiciv içerir e, oldu. Ve Cumhuriyet döneminde kanto yıldızları müzik hallerden taş plaklara, ve radyo gibi e, yeni teknoloji ve medya ile donatılmış müzik stüdyolarına taşındı. E, ve Çingene kantosu dışında etnik kantolar ki de ortadan kayboldu ama hani daha evet icivli kantolar devam ediyordu. Ama tabii ki yani hem Birinci Dünya Savaşı hem de İstiklal Savaşı dönemleri yani inanılmaz zorlu şartlarla e, yani getirdi. Ve kantonun çoğusu e, kantocuların çoğu Ermenilerdi. Osmanlı Ermenilerinden uğradığı felaketlerden e, Lozan antlaşmasından sonra İstanbul'un sosyal hayatı hani zorunlu olarak değişti. Yine de her şeye rağmen erken Cumhuriyet döneminde Ermeni ve Rum kanto kantocular sahneye çıkmaya devam etti. Ancak belki artık bağlamları çok farklıydı. İstanbul'un işgalinden sonra tüm şehir yani biraz şüpheli olarak görüldü. İstanbul ile ilişkili performans türleri kozmopolit yani milliyetsiz gayri Türk sanatlar olarak e, ahlaksız olarak görüldü. kanto bu şekilde yani caz gibi yani türler için olduğu gibi kanto için de içeriydi. Ee, ve yani, şimdi Cumhuriyet döneminde devlet ve önde gelen aydın an Anadolu halk kültürüne kültürlerine, halk, halk müziğine e, odaklanıyordu. Örneğin Ziya Göklab, e, türkülerden ve destanlardan e, ulusal bir müziğin yara yaratılışı hakkında çok çok kapsamlı yazılar e, yazdı ulusal dansa gelince yeni bir milli dans kültürü yaratmak için Selim Sırı Tarcan mesela benzer bir şekilde Anadolu'ya atıyordu. Ve dediğim gibi kanto eleştirmenler tarafından yani <laughs> takdir edilmemişti. Ama şimdi çok sert, çok açıkça ideolojik saldırı, saldırılara maruz kalıyordu. Ve ikinci olarak savaştan sonra bildiğimiz gibi Cumhuriyet'in kurulmasıyla Türk kadınlar e, sahneye çıktılar. Ve bu süreçte yani Halide Edip ve Müslim Uturu çok önemli roller oynarlardı. E, Binmeciyan, Kina Hanım ve Deniz Kızı Eftalya gibi Rum ve Armeni sanatçılar sahneye icra etmeye devam ettiler. Ama Cumhuriyet hükümeti yani Afife Cale, e, Beria Muvahit gibi Türk kadın sanatçılara siyasal ve maddi destekler verdi. Çünkü kanto, kanto pek prestijli olmadığı için bu türde Türk sanatçılar 1930'lara kadar ağırlıklı değildi. Ancak bu tarihten sonra sanatçıların çoğu Türk kadınlar. Evet Ama şey, again, yani e, yeniden şey, e, bu değişiklik, yani kötü bir şey değildi ama tabii ki büyük bir değişik. E, özellikle yani 30 yıllarında yani kantonun dansları yani foxtrot, tango, Charleston gibi Amerikan danslardan etkilenmeye başladı. Yani bağlamı Galata'dan, Osmanlı kültüründen Amerika'ya geçti. Giderek de farklılaşmaya başladı zaten. Evet. Ve ve yani şey e, bu anlamda kanto gerçekten dönüşmüştü ama hayatta kaldı. Ama öte yandan eski alamda, balamından çok uzaktı. Ee, ve birkaç sebebi var ama. Peki ton olarak da şunu sormak istiyorum. Yani Kanton'un girişiminden ve senin de şu an ifade ettiğin gibi artık Kanton'un kendi köklerinden uzaklaşıp başka bir kültüre, başka bir şeye doğru evrileşme sürecine geldik. Peki bu noktada ton olarak Meta Kanton'un bitişine artık önemli tamamen yetişine dair Nasıl bir perspektif dersin? Kanto nerede? Onun kırılma noktası nerededir ve neyden sonra artık tamamen e, laflarını terk etmiştir? Hmm. Hmm, kırılma noktası şey... Ee, bak köklü yıllarında. Çünkü o dönemde... Evet yani Kanto o dönemde sadece nostaljik bir şey. Yani yeni şeyler yaratmıyor. Ee, ve sadece yani nostaljik tarihçiler ve gazeteciler yani mesela Reşat Ekrem Koçu gibi, Ahmet Muhtarlus gibi onun için ve onun e, e, çalışmalarında kantoya kurundu ama bir canlı bir müzikal türü olarak yok oldu. E, ve sadece yani e, Nurhan Damcıoğlu'nun ve Huysuz Verjin'in eee tabisiyle eee can yani yeniden e, canlandırıldı. E, ama şey yani farklı bir şey. Çünkü mesela Nurhan Tamoğlu e, disco'dan yani es, etkilerinden aldı e, ve şey yani hüzün version yani çağdaş Türk kültüründen bir etki oldu o zaman farklı bir şey ama tabii ki yani e, bu eski Osmanlı bağlamına bağlantılı oldu yani tam gerçekten tam bir sert bir açık kırılma noktası yok ama bence Evet köklü yılın yıllarında bir e, Evet yani çok çok ee, önemli bir kültürel tarz değildi. Kesinlikle. Zaten bu iki isimle daha sonraki yıllarda daha bireyin çabalarla ve o kültürü alıp başka bir şeye de evirerek, biri Dikko kültürüne, biri belki daha yerel kültürlere de uyarlayarak, onlardan da bir şeyler katarak bir anlam ifade eder. O şekilde daha modern bir, belki bir tür kanto anlayışı ortaya koyar. <laughs> Çok teşekkürler Erik. Gerçekten çok, çok teşekkür ederim. <laughs> şey umarım iyiydi ama. <laughs> Gayet iyiydi. Eline sağ sağlık. Sağ olun. Bugün Erik ile birlikte İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy Meeting programında Osmanlı kültürü içerisinde Kanto, Kanto'nun yeri, daha sonra bu kültürün Cumhuriyeti nasıl ettiği ve Cumhuriyet sonrasında önemini giderek nasıl kaybetti ve günümüzde nasıl bir imgeleme dönüştüğü üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. you <laughs>